Merhaba değerli kardeşlerim. 19. yüzyıl ıslahatlarına bu dersimizde de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve şimdi Tanzimat dönemi ıslahatları diyoruz. Arkadaşlarım 1839'da Tanzimat Fermanı'nın ilanından 1876 birinci meşrutiyetin ilanına kadar geçen sürece Osmanlı'da Tanzimat dönemi denilmekte. Peki bu zaman aralığında hangi padişahlar tahta? Abdülmecid, Abdülaziz ve 5. Murat. Yani bunlar Tanzimat dönemi padişahları olarak kabul edilmekte. Bakın 5. Murat Osmanlı tarihinde en kısa süre tahta kalan Osmanlı padişahı. Bakın en kısa süre tahta kalan Osmanlı padişahı. Peki Tanzimat dönemi padişahı mı? Evet, ama döneminde bir ıslahat var mı? Hayır. Bir önceki videomuzda da bahsetmiştim. Bakın ÖSYM Abdülmecit dönemi ıslahatları içerisinde hangisi yer almaz diye soru sordu. Abdülaziz dönemi ıslahatları içerisinde hangisi yer almaz diye soru sordu. Ve bazı yıllarda da birleştirdi. İkisi de Tanzimat dönemi padişahı ya. Tanzimat dönemi ıslahatları arasında hangisi yer almaz? İki tane bundan, iki tane bundan özellik koydu. Bir seçeneğe de 2. Mahmut dönemi gelişmelerinden birini vermiş oldu. Yani ne demiştik? Arkadaşlarım A4 kağıdına ıslahatları sırasıyla böyle yazdığımız zaman A 2. Mahmut soldaydı. Evet bu özellik burada vardı. İşaretleyip geçebilecektik değil mi arkadaşlar? Peki Abdülmecit dönemi ıslahatları. Arkadaşlarım bakın. Senedi İttifak 2. Mahmut dönemindeydi. Bir demokratikleşme hareketiydi. Ondan sonra 4 tane önemli demokratikleşme hareketi var. Bakın Tanzimat, Islahat. İkisi de Abdülmecit döneminde. 1. 2. Meşrutiyet. İkisi de 2. Abdülhamit döneminde. Yani bakın 4 tane önemli demokratikleşme hareketi 2 tane padişah. Tamam mı? Birçok sınavda bunlarla ilgili eşleştirme sorusu soruldu. Tanzimat fermanı yanına Abdülmecit dedi. Islahat fermanı yanına Abdülaziz dedi. Ama Abdülaziz döneminde falan arkadaşlarım herhangi bir demokratikleşme hareketi olmadığını tabloda da yine belirtmiştik arkadaşlar. Peki Tanzimat fermanı nedir? Ben biraz genel bilgi vereyim sonra detaylara gireyim arkadaşlarım. Bakın Tanzimat fermanı Abdülmecit döneminde ilan ediliyor tamam. Arkadaşlarım bakın. Tanzimat'ta, ıslahatta, 1. Meşrutiyet'in de ilan edilmesindeki temel etken nedir? Azınlık isyanlarını, iç işlerimize karışılmasını, yıkılmayı önlemektir. Ve Tanzimat fermanında dikkat edin hep herkes ibaresi vardır. Herkes kanun önünde eşit olacak. Mahkemeler herkese açık olacak. Herkes gelirine göre vergilendirilecek. Yani Avrupalı devletler azınlık sorununu bahane edip iç işlerimize karışmak istediğinden biz Tanzimat fermanında ne diyoruz? Bak diyoruz azınlık Müslüman ayrımı yok diyoruz. Herkes eşit diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela Tanzimat fermanının son maddesinde padişah diyor ki ben dahil herkes bu kurallara uyacak. Peki padişah kendi gücün üzerinde bir kanun gücü üstünlüğünü benimsemiyor mu? Benimsiyor. O zaman Tanzimat fermanıyla Osmanlı anayasal devlet olmuyor mu güzel kardeşlerim? Değil mi? Bak kafasını sallıyor. Olmuyor, olmuyor. Bak olmuyor. Sözel sorularda kelime oyunu vardır. Tanzimat fermanıyla padişah kendi gücün üzerinde bir kanun gücü üstünlüğü benimseyince arkadaşlarım Osmanlı hukuk devleti oluyor. Anlaşıldı. Her hukuk devleti olan aynı zamanda arkadaşlarım anayasal devlet değildir. Tamam mı? Bir devletin anayasal devlet olabilmesi için kişi hak ve özgürlüklerinin yasalarla güvence altına alınmış olması lazım. Anayasası olması lazım ve halkın temsilcilerinden oluşan bir parlamentonun olması lazım. O zaman Osmanlı neyle anayasal devlet olacak? 1. Meşrutiyetle. Mebusan Meclisi açılınca padişahın yanında halkın da temsilcileri yönetime katılınca arkadaşlarım. Anlaşıldı mı? O zaman Tanzimat fermanıyla ne oluyor? Anayasallaşma süreci başlıyor. Bak süreç başlıyor. Anayasal devlet oldu demiyorum. Peki arkadaşlarım. Tanzimat fermanından bir sonuç alamadık. Alsaydık zaten beraberinde ıslahat fermanını ilan etmezdik. Değil mi arkadaşlarım? Şimdi ıslahat fermanı da Abdülmecit döneminde. Onda da amaç ne? Yine aynı. Azınlık isyanlarının iç işlerimize karışılmasını yıkılmayı önlemek. Değil mi? Ve Tanzimat fermanındaki maddelerin birçoğunluğu ıslahat fermanında da geçerli. Ama Islahat fermanının da gayrimüslimlere daha geniş haklar var arkadaşlarım. Bak gayrimüslimlere yönelik daha geniş haklar var. Mesela gayrimüslimler de asker memur olabilecek deniliyor. Peki bu hangi verginin kaldırıldığının göstergesidir? Evet öşür mü? Haraç mı? Bak asker ve memur olabilecek. Ne? Cizye. Gayrimüslim sağlıklı erkekler askerlik yapmadıklarından dolayı devlete bir koruma vergisi ödüyordu. Buna da ne ad veriliyordu arkadaşlarım? Cizye. Bak ıslahat fermanında böyle bir madde var. O zaman cizye vergisi de kaldırılmış oluyor değil mi?
Aynı zamanda ıslahat fermanında gayrimüslimler il genel meclislerine üye olabilecek deniliyor. Bakın, il genel meclislerine üye olabilecek deniliyor. Peki gayrimüslimler il genel meclislerine üye olabiliyorsa arkadaşlarım, gayrimüslimler ilk kez devlet yönetimine katılmıyor mu? Kafanı sallama. Hayır. Devlet yönetimine katılmıyor. Yerel yönetime katılıyor. Bak, il genel meclisi diyorum. Peki hocam, gayrimüslimlerin devlet yönetimine katılması neyle? O da birinci meşrutiyette. Niye? Hani halkın temsilcilerinden oluşan milletvekilleri mecliste olduğu için. Mebuslar mecliste olduğu için. Tamam mıyız arkadaşlar? Peki ıslahat fermanıyla da bir sonuç elde edemedik. Sonra ne oldu? Jön Türkler adında bir grup ortaya çıktı. İşte Balkanlardaki azınlık bunalımı ile ilgili İstanbul'da bir tersane konferansı düzenlenmesine karar verilmişti. Bu süreçte Jön Türkler Padişah Abdülaziz'e ne dedi? Dedi ki meşrutiyeti ilan et, azınlıkları yönetime ortak et ki hem tersane konferansı kararlarını etkileyelim, hem de parçalanmanın önüne geçelim. Abdülaziz dedi yok, ben yetkilerimi halkla paylaşmam. Bunlar da Abdülaziz'i indirdiler. Yerine 5. Murat'ı geçirdiler. Ama 5. Murat'ın bir süre sonra akli dengesinin yerinde olmadığını anladılar. Ve bu sefer meşrutiyeti ilan edeceğine söz veren 2. Abdülhamit'i tahta çıkardılar, değil mi? 2. Abdülhamit tahta çıktı. Arkadaşlarım ne oldu? Meşrutiyet rejimi ilan edildi. Mebusan Meclisi açıldı. İlk Osmanlı Anayasası olan Kanun Esası yürürlüğe girdi. Ama akabinde ne oldu? Tersane konferansında azınlıklara bağımsızlık, özellik kararları çıkınca, Osmanlı bunu kabul etmeyince Ruslar saldırdı. 93 Harbi başladı. 93 Harbi'nde Osmanlı her tarafta yenilince 2. Abdülhamit de 93 Harbi'nden sonra ne yaptı? Meşrutiyet rejimine son verdi. Mebusan Meclisi'ni kaldırdı, kapattı. Anayasayı rafa kaldırdı. Ve istibdat denilen baskıcı dönemi başlattı. 1878 ile 1908 arasındaki kesintisiz dönemde arkadaşlarım. 1908'de İttihat ve Terakki denilen aşırı milliyetçi bir grup ortaya çıktı arkadaşlarım. İşte onların etkisiyle de 2. Meşrutiyet ilan edildi. 2. Meşrutiyet dönemi devam ederken 1. Dünya Savaşı başladı ve 1. Dünya Savaşı'ndan sonra da Osmanlı parçalandı. Yani süreç bu şekilde arkadaşlarım. Genel bilgiler verdim. Şimdi bunları ben tek tek irdeliyorum. Lütfen dikkatli dinliyorsunuz. Evet, Tanzimat Fermanı. Bir de bakın, her biri sorudur. Maddeleştirdim arkadaşlarım. Ders notlarımızda da aynen böyle var. Tanzimat Fermanı'nın diğer adı nedir? Gülhane-i Hatt-ı Hümayun. İstanbul'daki Gülhane Parkı'nda halka duyurulduğu için diğer adı nedir? Gülhane-i Hatt-ı Hümayun. İlan eden kim? Abdülmecid. Ama biliyorsunuz 2. Mahmut döneminde tonla ıslahat girişimi vardı, değil mi arkadaşlarım? Yani Tanzimat'ın temelleri aslında 2. Mahmut döneminde atıldı. Hazırlayan kim? Mustafa Reşit Paşa. Peki Tanzimat Fermanı'nda hep herkes ibaresi yok mu? Herkes eşit falan denilmiyor mu? Evet. Mustafa Reşit, herkes eşit. Nerede? Tanzimat Fermanı'nda. Direkt çıkabilecek şahıs ismi sorusudur arkadaşlarım. Tanzimat Fermanı'nın hazırlanmasıyla etkili olan devlet adamı hangisidir? Londra Büyükelçiliği falan da yapmıştır kendisi arkadaşlarım. İlan edilme nedeni, Tanzimat, ıslahat, 1. Meşrutiyet hepsinde aynı arkadaşlarım. Azınlık isyanlarının iç işlerimize karışılmasını ve yıkılmayı önlemek. Peki Tanzimat Fermanı'nın ilanını hızlandıran güncel gelişme nedir? Hatırlar mısınız, siyasi tarihte bahsettik. Arkadaşlarım, Mısır ve Boğazlar sorunu vardı, değil mi? Aynı süreçte azınlık isyanları falan vardı. Abdülmecid ne dedi? Dedi ki ben öyle bir hamle yapayım ki bir hamleyle birçok sorunu çözümlemeye çalışayım. Avrupalı devletlerin hoşuna gidecek bir hamle yapayım ve Tanzimat Fermanı ilan etti. Tanzimat Fermanı ilan edince bu durum İngiltere'nin hoşuna gidince ne yaptı? Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı sıkıştırdılar. Mısır sorunu 1840 Londra Sözleşmesi'yle, yani Londra Mukavelenamesi'yle çözümlenmiş oldu. Sonradan 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'yle de Boğazlar sorunu çözümlenmiş oldu. Yani ilan edilmesindeki güncel neden nedir? Mısır ve Boğazlar sorunu. Peki Osmanlı'da din, dil, ırk ayrımı düşünmeksizin sınırlar içerisindeki herkesin birliğini ve eşitliğini savunan düşünce akımı nedir? Osmanlıcılık. Bakın, Tanzimat Fermanı'nda, ıslahat fermanı'nda, 1. Meşrutiyet'te bunlar hep nedir? Osmanlıcılık doğrultusundadır. Bakın, etkili olan düşünce akımı nedir? Osmanlıcılık. Ama batı tarzı maddeler de yer aldığı için kısmen batıcılık da etkilidir diyebiliyoruz. Peki, Tanzimat Fermanı'nın önemli maddeleri. Kimse yargılanmadan cezalandırılmayacak, mahkemeler halka açık olacak. Yani herkese açık olacak. Tüm halkın can, mal, namus güvenliği sağlanacak. Bak, tüm halkın diyor, tüm herkes ifadeleri Tanzimat Fermanı'ndadır. Vergiler herkesin gelirine göre alınacak. Askeri alınmalar ve terhisler belirli kurallar içinde olacak. Ve Tanzimat Fermanı ile arkadaşlarım askerlik vatan görevi haline geliyor. Peki hocam, daha önceden neydi? Arkadaşlarım bakın. Osmanlı'da bir savaş olduğunda tüm halk savaş meydanına gitmiyor muydu?
Bak kafanı sallama. Hayır. Tüm halk savaş meydanına gitmiyor. Osmanlı'da ocak sistemi vardı. Ocaklardaki askerler ne yapıyordu? Savaş meydanına gidiyordu. Halk normalde bulunduğu kentte yaşamını sürdürmeye devam ediyordu. Şimdi Tanzimat fermanıyla ne oldu? Askerlik ocak sisteminden çıktı, vatan görevi haline geldi. Yani günümüzdeki sistemin de temelleri atılmaya başlandı. Bakın alta bir not vermişim ve bu yeni MEB kitabına giren bir bilgi. Şimdi arkadaşlarım, kura ile askere alma işlemi ilk Fransa'da başlamış. Osmanlı'da da bu Fransa'dan öğrendikleri kura ile askere alma durumunu uygulama 1843'te. Dikkat edin, Tanzimat Fermanı 1839'da ilan ediliyor. Tanzimat Fermanı'yla değil, Tanzimat döneminde. Bak dönem uzun ya. Tanzimat Fermanı demiyorum. Tanzimat dönemi 1843, bu zaman dilimi arasında değil mi arkadaşlarım? Yani Tanzimat Fermanı ile kura ile askeri alma getirilmiyor. Tanzimat Fermanı'ndan sonra. Hani burada askerlikle ilgili bilgiler olduğu için bunu altına verdim. Şimdi kura ile askeri alma nedir? Mesela videolarımızı izleyenlerden sizlerden birkaçı. Düşünün, aynı mahallede yaşıyoruz. Aynı yaş grubundanız. Askere gitme ile ilgili cep kağıdı geldi elimize. Hepimiz aynı mahallenin çocuklarıyız. Ahmet gidiyor Mardin'de askerlik yapıyor. Ben gidiyorum işte Kayseri'de askerlik yapıyorum. İşte Mehmet gidiyor Edirne'de askerlik yapıyor. İşte Fatih gidiyor Ağrı'da askerlik yapıyor. Aynı mahallenin çocuklarıyız. Kura ile her birimiz farklı bölgelere gönderiliyoruz. Tamam mı? Mesela düşün, ben hali vakti yerinde olan biriyim. Tamam, bana askerlik için celp kağıdı geliyor ama ben askere gitmek istemiyorum. Yerime başka birini göndermek istiyorum. Buna ne ad veriliyor? Bedeli şahsi. Ama güvenebileceğim birini göndermem lazım. Güvenecek birini bulamayınca da ne yapıyorum? Devlete bedeli nakdi ödüyorum. Bak, bedeli nakdi ödüyorum. İşte arkadaşlarım, bu ikisine birden genel olarak Osmanlı'da ne deniliyor? Bedeli askeri. Yani günümüzde bedelli askerlik de ön planda olduğu için MEB kitabında da böyle bir bilgiyle karşılaştığım için hem kitabıma koydum hem de konu anlatımlarım içerisine de bunu serpiştiriyorum arkadaşlarım. Ve bakın, Tanzimat döneminde ilk kez azınlıklardan Rumlara deniz kuvvetlerinde askerlik yaptırılmış. Yani ilk askerlik yaptırılanlar kimler? Rumlar. Peki devam ediyorum Tanzimat Fermanı maddelerine. Herkes mal mülk edinebilecek, satabilecek, miras olarak bırakabilecek. Müsaadele usulü kaldırılacak. Bak, 2. Mahmut kaldırmıştı. Burada kaldırılması kanunlaşıyor, yasalaşıyor. Rüşvet ve iltimas önlenecek. İltimas, adam kayırma. Ferman hükümlerine ve çıkarılacak kanunlara padişah dahil herkes uyacak. Yani ben Abdülmecid'im, diyorum ki benim de otoritemin üzerinde ne var? Kanun gücü üstünlüğü var. O zaman arkadaşlarım, Osmanlı Devleti bu maddeyle hukuk devleti olmuyor mu? Oluyor. Bak, dikkat edin, uyarıyorum. Anayasal devlet olmuyor. Anayasallaşma süreci başlıyor arkadaşlarım. Anayasallaşma süreci başlıyor. Peki, MEB kitabı 11. sınıf sayfa 164'te olan bilgi. Şimdi biliyorum, X soru bankası, Y soru bankası, Z soru bankası çözüyorsunuz. Farklı farklı bilgiler ediniyorsunuz. Birinde Tanzimat Fermanı'nda Avrupa etkisi vardır diyor. Birinde yoktur diyor. Böyle ikilem olanlarda, hani akademik kaynaklarda da bir orantısızlık olunca ben genelde MEB kitabını kabul etme yanlısıyım. Bakın, MEB kitabında sayfa 164'te ne demiş? Demiş ki Tanzimat Fermanı'nda Avrupa etkisi yoktur ama Islahat Fermanı'nda vardır. Ben burada MEB'de hani böyle bir bilgi olduğu için ben onu aldım arkadaşlarım. Peki, Islahat Fermanı 1856'da yayınlanıyor. Bak, yine aynı doğrultuda. İlan eden Abdülmecid. Hazırlayan Ali ve Fuat Paşalar. İlan edilme nedeni yine Tanzimat'ta aynı. Azınlık isyanlarının iç işlerimize karışılmasını yıkılmayı önlemek. Peki, ilan edilmesindeki güncel neden nedir? Hatırlayın, Kırım Savaşı'nı anlatırken belirtmiştim. Hani Kırım Savaşı'nda İngiltere, Fransa falan bizim yanımızda yer almıştı. Biz Rusya'ya yenilgiye uğratmıştık. Padişah Abdülmecid de şunu düşünmüştü. Ya bunlar babalarının hayrına bana yardım etmedi. Savaş sonucunda imzalanacak anlaşmada yine azınlık konusunu gündeme getirecekler. Onlar azınlık konusunu gündeme getirmeden ben Islahat Fermanı'nı yayınlayıp azınlıklara en geniş hakları vereyim demişti. Değil mi arkadaşlar? Yani ilan edilmesindeki güncel neden Kırım Savaşı sonucundaki Paris Anlaşması kararlarını etkilemek. Etkili olan düşünce akımı yine aynı, Osmanlıcılık. Kısmen Batı tarzı maddelerde yer aldığı için kısmen Batıcılık da etkilidir diyebiliyoruz. Ve maddeleri. A. Azınlıklara küçük düşürücü sözler kullanılmayacak. Arkadaşlarım, bu dönem için denilir ya, gavura gavur demek bile yasaklandı. Peki biz gavurlara ne diyeceğiz? Peki, bana katılmayabilirsiniz de kendi gözlemlerimden size bir şey anlatmak istiyorum. Arkadaşlarım, dikkat ediyor musunuz?
yaşlılarımızın, büyüklerimizin dilinde gavur sözcüğü çok fazla kullanılır değil mi? Çok fazla hani gavur sözcüğüyle ilgili ifadeler kullanırlar, ithamlarda bulunurlar. Bana göre şöyle, bu geçmişten gelen bir şey. Bence bir dönem gayrimüslimlere yoğun mobbing uygulanmış arkadaşlar. Bak yoğun bir mobbing uygulanmış. Ve ha, tamam içinde kötü şeyler yapanlar da olmuş. Bu doğrultuda küfürler de oluşturulmuş. Mesela arkadaşlarım, Ankara'da ikamet ediyorum ben. Burada birkaç arkadaşımla böyle yaşlıların takıldığı bir kıraathaneye, kahvehaneye gideyim. Böyle içeri girdiğimizde oranın müdavimleri vardır ya. Böyle kafalarını uzatırlar, bu gavurlar kim? Değil mi? E mesela düşünün, affedersiniz, çok affınıza sığınarak dedeniz, nineniz size kızdı. Ne diyor? Gavurun bilmem neyi diyor. Değil mi arkadaşlarım? Bak gavurun bilmem neyi. Gavurla ilgili bir sürü küfür türetilmiştir. Mesela düşünün, ben İzmir taraflarında yaşıyorum. Dedem bana kızıyor, seni Yunan tohumu seni diyor. Değil mi? Ben atıyorum Antep'te yaşıyorum. Dedem bana kızıyor, diyor ki seni Fransız tohumu seni. Ben Ağrı'da yaşıyorum. Dedem bana kızıyor, diyor ki seni Ermeni tohumu seni. Yani dikkat edin, küfürleri adam akıllı bilince küfürler nasıl böyle bir ırka da yüklenmiş değil mi? Bir millete de yüklenmiş. Hangi milletin Anadolu'da nereyi işgal ettiğini de öğrenmiş oluyoruz. Batıyı Yunanlar işgal etmedi mi İzmir ve çevresini? Güneyini Fransızlar işgal etmeyecek mi? Evet. Doğuda işgalleri başlatan kimdi? Ermeniler. Bak böyle bunlar hep küfürlerimize bile girmiş arkadaşlarım. Peki devam ediyorum. Yabancı uyruklular vergi ödemek şartıyla mal mülk sahibi olabilecek. Azınlıklar da devlet memuru, asker olabilecek ve her türlü okula gidebilecek. Bak, asker olabilecek. Osmanlı Devleti'nde asker ve memur olmanın ön şartı neydi? Müslüman olmak. Burada böyle bir durum belirince arkadaşlarım, Osmanlı Devleti'nde gayrimüslim sağlıklı erkekler askere alınmadıklarından dolayı cizye vergisi ödemiyor muydu? Evet. O zaman bu madde cizye vergisinin kaldırıldığının da göstergesi değil midir? Mesela soru, Tanzimat Fermanı'nın hangi maddesi cizye vergisinin kaldırıldığının göstergesidir? Bakın bu olur. Mahkemeler halka açık olacak, herkes kendi dininde yemin edebilecek. İşkence, dayak, angarya kaldırılacak. Azınlıklar il genel meclislerine üye olabilecek. Bakın azınlıklar il genel meclislerine üye olduğu zaman azınlıklar devlet yönetimine katılmıyorlar. Uyarmıştım daha önce de. Bak yerel yönetime katılıyorlar. Bir ille ilgili alınabilecek kararlarda söz söyleme hakkına sahip oluyorlar. Peki azınlıklar neyle devlet yönetimine katılacaklar arkadaşlarım? Neyle? Birinci meşrutiyetin ilanıyla. Mebusan meclisi açılınca azınlıkların da temsilcileri mecliste yer alacak. Evet arkadaşlarım. Şimdi bunları siliyorum. Abdülmecit dönemindeki diğer gelişmeleri tek tek vereceğim. Evet devam ediyoruz. Abdülmecit dönemindeki diğer ıslahatlar. Bakın ne demiştik? Yine tablo şeklinde kısa kısa yapabiliyorsunuz. Ta ıslahatların ilk videosunda bunu belirtmiştik. Şimdi detaylı ele alalım. İlk belediye örgütü kuruluyor. Bakın ilk belediye örgütü kuruluyor arkadaşlarım bu dönemde. Bak zaptiye teşkilatı adıyla polis teşkilatı kuruluyor. Jandarma teşkilatı kuruluyor. Limanların ve kıyıların güvenliği için arkadaşlarım rüsumat emaneti kuruluyor. Yani günümüzdeki sahil güvenlik örgütü gibi. İltizam sistemi peşin vergi uygulaması değil miydi? Evet. Bu dönemde iltizam sistemi yerine arkadaşlarım muhasıllık sistemi getiriliyor ve muhasıllık meclisleri kuruluyor. Bakın muhasıllık meclisleri kuruluyor. Peki Abdülmecit döneminde Kaime adlı ilk kağıt para bastırılmıyor muydu? Kültür uygarlıkta da söylemiştik. Zaten dikkat edin arkadaşlarım, kültür uygarlıkta verdiğimiz kavramları bak padişah döneminde yerlerine oturtuyoruz. Padişahın adı Abdülmecit, Mecidi adlı madeni para bastırılmamış mıydı? Evet. Arkadaşlarım Kırım Savaşı'nın padişahı Abdülmecit değil miydi? Evet. Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı'nın masraflarını karşılamak için İngiltere'den ilk dış borç almamış mıydı? Evet. Ve Abdülmecit döneminde Osmanlı'daki ilk demiryolu hatları yapılıyor. Bakın ince bilgiler var. Bunlar yeni MEP kitaplarına da girmiş. Bak detay soru olarak çıkabilir. Benden söylemez. Bakın Osmanlı Devleti'ndeki ilk demiryolu hattı İzmir-Aydın hattı değildir. Bakın Osmanlı'daki ilk demiryolu hattı Kuzey Afrika'dadır, Mısır'dadır. Bakın Kahire-İskenderiye hattı. 1851'de Abdülmecit döneminde yaptırılıyor. Peki Osmanlı'nın Rumeli'deki yani Avrupa kıtasındaki ilk hattı Köstence-Çernova hattı. Yine Abdülmecit döneminde. Peki
Osmanlı'nın Anadolu'daki ilk demiryolu hattı işte bu İzmir Aydın hattı arkadaşlarım. Ha bazı kaynaklar İzmir Turgutlu'yu da kabul eder ama Devlet Demiryolları'nın sitesinde de İzmir Aydın'ı kabul etmiş. Hani İzmir Aydın seçeneklerde olduğu zaman cevap kesinlikle odur arkadaşlarım. O yoksa İzmir Turgutlu varsa onu işaretlersiniz. Peki demiryollarının yönetimi için Nafia Nezareti kurulmuş. Bak Nafia Nezareti Bayındırlık Bakanlığı'nın o dönemdeki adıdır. Turuk ve Mabir Dairesi. Hani arkadaşlarım karayolları ile ilgili falan da demiryolları ile ilgili bir daire kuruluyor. Buna da Turuk ve Mabir Dairesi deniliyor. Osmanlı Devleti'nde en fazla demiryolu hattı 2. Abdülhamit döneminde yaptırılmış. Özellikle Duyun Umumiye İdaresi'nin kurulmasıyla birlikte arkadaşlarım. Duyun Umumiye İdaresi genel borçlar idaresidir. 2. Abdülhamit döneminde detaylı vereceğim. Bak bu dönemde kurulan hatlara bakın. Anadolu Bağdat, Yafa Kudüs, Selanik Manastır, Beyrut Şam, İstanbul Selanik hatları yapıldı. Zaten 2. Abdülhamit döneminde Hicaz demiryolları da var değil mi? Onlardan da ayrıca bahsedeceğiz 2. Abdülhamit döneminde. Bakın Osmanlı'daki ilk banka olan Bank-ı Dersaadet kuruluyor. Kültür Uygarlık'ta da anlatmıştık. Galata bankerleri kuruyordu değil mi? Kırım Savaşı sırasında bu banka iflas ediyordu. Ardından Şirket-i Hayriye adıyla arkadaşlarım Boğazlar'da vapur işletmeciliği yapan işletme açılıyor. İlk deniz yolu işletmesi olarak kabul ediyor arkadaşlarım. Şirket-i Hayriye. Bak Mektebi Mülkiye. Yine Kültür Uygarlık'ta anlattığımız şey arkadaşlarım. Mektebi Mülkiye idareci yetiştiriyor arkadaşlarım. Nahiye müdürü ve kaymakam yetiştirmek için açılan okul. Ve bu okul Cumhuriyet döneminde İstanbul'dan Ankara'ya taşınıp Ankara Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi oluyor. Günümüzde Ankara siyasal mezunları bundan dolayı diyor biz mülkiyeliyiz. Temeli Mülkiye Mektebi'ne dayandığı için. Bakın Darül Muallimin. Kültür Uygarlık'ta bahsetmiştik. Bu sondaki mini A yapıyorduk. Bak iyi A yaptım. Men İngilizce. Bak erkek öğretmen okulu. Darül Maarif, devlet memuru yetiştirmek için açılan okul. Heybeli Ada Ruhban Okulu, ruhban din adamı sınıfı arkadaşlarım. Hristiyan Ortodoks din adamı yetiştirmek için açılan okuldur arkadaşlar. İlk kız rüştiyesi açılıyor Abdülmecit döneminde. Rüştiye neydi? Ortaokul. Kızlar için ortaokul açılıyor. Telgraf Mektebi açılmış. Dikkat edin Kırım Savaşı'nın padişahı Abdülmecit değil miydi? Evet. Abdülmecit döneminde Kırım Savaşı sırasında ilk telgraf hatlarından yararlanmadık mı? Hani ne demiştik? Edirne, Şumlu, İstanbul arasındaydı bu telgraf hatları. Bunu kullanacak insanlara ihtiyaç var. Bunun için de okul açılıyor. Telgraf Mektebi açılıyor. Bak Encümeni Danış. Osmanlı Bilimler Akademisi geçmiş yıllarda soru olarak çıktı. Arkadaşlarım bu ders kitaplarının hazırlanmasında da sorumludur. Aynı zamanda bilimsel faaliyetlerde bulunur. Yani günümüzdeki hem TÜBİTAK'ın hem de Talim Terbiye Kurulu'nun görevini yapan kuruluştur arkadaşlarım. Bak Encümeni Danış birbirlerine danışıyorlar eğitim faaliyetlerini daha ileriye götürmek için. Bakın Ceride-i Havadis Osmanlı'daki ilk yarı resmi gazete çıkarılıyor bu dönemde. Tercüman-ı Ahval ilk özel gazete çıkarılıyor bu dönemde. Bak bunlar da hep kültür uygarlıkta verdik. Bakın şu Muhacirun Kanunnamesi 2 ya da 3 yıl önce KPSS lisan sınavında çıkan soru. 1857'de çıkarılıyor. Arkadaşlarım Muhacirun bak Muhacirun Muhacir. Mesela günümüzde Suriyeli muhacirler sorunu falan da yok mu arkadaşlarım? Afgan muhacirler hani mülteci de deniliyor bunlara. Bak. Sığınma anlamına gelen sözcük nedir? İltica. Sığınanlara mülteci denilir. Aynı zamanda böyle bu şekilde başka ülkelere gidenlere muhacir de denilir değil mi? Mekke'den Medine'ye hatta Peygamber Efendimiz döneminde Mekke'den Medine'ye göç edenlere ne ad veriliyordu? Muhacir. Onlara evlerini barklarını açanlara ensar deniliyordu. Bakın muhacirun kanunnamesi çıkarılmış. Bu geçmişte çıkan sınav sorusu dedim. Ve Osmanlı'da bir dönem mülteciler sorunu belirmiş. Arkadaşlarım mesela Çekler, Macarlar, Lehler Osmanlı'ya sığınmışlar. Bunların bu sığınması Avrupa kamuoyunda Osmanlı'ya ilgiyi, alakayı arttırmış. Ve mülteciler sorunu denilen sorun gündeme gelmiş. Şimdi arkadaşlarım Çekler ve Macarlar kime karşı Osmanlı'ya sığınmış? Avusturya'nın baskılarına karşı. Mesela Lehler Rusların baskılarına karşı Osmanlı'ya sığınmışlar. Ve 1858'de arazi kanunnamesi çıkarılıyor. Bak bu güzel bir soru olur. Mesela soruya bakın. Ahmet Cevdet Paşa önderliğinde hazırlanan, zirai topraklarda özel mülkiyeti ön plana çıkaran ve miri toprakların çoğunun şahısların eline geçmesini sağlayan kanunname hangisidir arkadaşlarım? Cevap arazi kanunnamesi. 1858 arazi kanunnamesi. Yani bununla devlete ait toprakların büyük bir kısmı arkadaşlarım şahıslara geçmiş. Bu da sorulmadı. Bak bu da sorulabilir. Peki devam ediyorum. Abdülmecit'ten sonra tahta Abdülaziz geçiyordu değil mi?
Bakın Abdülaziz Avrupa'ya seyahat eden ilk padişahtı. Hatta arkadaşlarım heykelini yaptıran ilk padişah da değil miydi? Birçok Avrupa başkentini geziyor. Ve arkadaşlarım şatafatlı bir saltanat vagonu yaptırıyor. Belirli bir yere kadar trenle gidiyor. Mesela bu saltanat vagonunun izini süren Profesör Doktor Nurhan Atasoy adında biri var. İstanbul'da Devlet Demiryolları'nın atık bir deposunda bu vagona rastlıyor. Ve bunu o dönemin şartlarına uygun bir şekilde restore ediyor. Tabii masrafları da Koç ailesi karşılıyor arkadaşlarım. Günümüzde bu saltanat vagonu yani Abdülaziz'in Avrupa'ya giderken kullandığı saltanat vagonu Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenmektedir. Ve Abdülaziz gidiyor birçok Avrupa ülkesini geziyor ya. Oralarda bir bakıyor birçok meydanda arkadaşlarım o ülkelerin hükümdarlarının, krallarının falan heykelleri var. E diyor benim ne eksiğim var? Arkadaşlarım o da İstanbul'a geldiğinde heykelini yaptırıyor ve bu heykel günümüzde Beylerbeyi Sarayı'nda muhafaza edildiği belirtilmektedir. Peki Abdülaziz döneminde Mektebi Sultani açılıyor. Bak Mektebi Sultani günümüzdeki Galatasaray Lisesi'nin temeli. Kültür uygarlıkta da bahsetmiştik. Fransız ekolüyle dersler veriliyor. Ardından Düstur denilen resmi dergi bu dönemde çıkarılıyor. Mirat denilen resimli dergi bu dönemde. Bak biri resmi biri resimli. Ardından Banko Osmani. Bakın Abdülmecid döneminde Banko Osmani kuruluyor. Ama Abdülaziz döneminde Banko Osmani Şahane adını alıyor. Bu da İngiliz destekli bankaydı. Hatta para ve basma yetkisi de vardı değil mi arkadaşlarım? Peki Nizamiye mahkemeleri yine kültür uygarlıkta bahsettiğimiz hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin davalarına bakan mahkemeler neydi? Nizamiye mahkemeleri. Bu da Abdülaziz döneminde. Bakın ticaret odalarının ilk şekli olan Islahı Sanayi Komisyonu kuruluyor. Ardından Islahane Mektebi kuruluyor arkadaşlarım. Sanayi alanında eğitim veriliyor. Mithat Paşa önderliğinde oluşturulmuş bir okul. Hani günümüzdeki endüstri meslek lisesi mantığı gibi düşünün. Hani okumak istemeyen gençler en azından oraya gönderilir ki hani bir meslek sahibi olsun. Hayatını bir şekilde idame ettirebilsin diye. Ama burada özellikle kimsesiz çocuklar falan gönderiliyor. Hani kimseye boyun eğmesinler, şey yapmasınlar diye. Bak geçmiş yıllarda çıkan sınav sorusu. Osmanlı Devleti dünyanın 3. büyük donanmasına hangi padişah döneminde sahip olmuştur? Arkadaşlarım cevap Abdülaziz. Bakın bu çıkmış sınav sorusudur arkadaşlarım. Peki yine kültür uygarlıkta bahsettiğim. Bak divanı, ahkamı, adliye. Bak arkadaşlarım günümüzde adliye binalarında yargı işlerine bakılmıyor mu? Evet bak bu günümüzdeki Yargıtay'ın temeli. Bak Şura'yı devlet. Bak devlet D ile başlıyor. Şura Danışma Kurulu. Bak Danıştay da D ile başlıyor. Bak bu da günümüzdeki Danıştay'ın temeli. Peki günümüzde devletin gelir gider harcamalarını inceleyen kuruluş hangisidir? Sayıştay. Sayıyor. Hangi kuruluş ne harcama yapmış değil mi? E Sayıştay o zaman devletin bir nevi muhasebecisi olarak değerlendiremez miyiz? Değerlendirebiliriz. Bakın Divan-ı Ali Muhasebat. Bak devletin muhasebe işlerine bakıyor. Bakın bu da Sayıştay. Sayıyor. İşte bunların temelleri kültür uygarlıkta da bahsettiğim gibi ne zaman Abdülaziz döneminde atılıyor. Peki vilayet nizamnameleri hazırlanıyor. 1864 ve 71 vilayet nizamnameleri var. Hatta son vilayet nizamnamesine göre neydi arkadaşlarım? Kaza ile köy arasında nahiye denilen birim oluşturulmuştu. Bundan da kültür uygarlıkta bahsetmiştik. Peki Darülfünun'un açılması çalışmaları. Darülfünun nedir? Üniversite. Bakın Abdülaziz döneminde Darülfünun yani üniversite İstanbul'da açılıyor. Ama birkaç ay sonra yangın çıkıyor, üniversite kapanıyor. İkinci Abdülhamit döneminde yeniden açılıyor. Yani Darülfünun'un açılması denilirse, Abdülaziz dönemin için söyleniyorsa, seçeneklerde varsa kabul edebilirsiniz. İkinci Abdülhamit için de söyleniyorsa yine kabul edebilirsiniz. Çünkü açılıyor, kapanıyor. İkinci Abdülhamit döneminde yeniden açılıyor Darülfünun. Peki ilk resim sergisi açılıyor. İlk resim sergisi bu dönemde açılıyor. Kimin önderliğinde? Şeker Ahmet Paşa önderliğinde. Bu geçmiş yıllarda çıkan sınav sorusuydu zaten. Abdülaziz bu adamdaki cevheri görünce bunu zaten eğitim alması için arkadaşlarım Avrupa'ya gönderiyor. Darüşşafaka kuruluyor arkadaşlarım. Kimsesiz yetim çocukların eğitimi için. Bak bu sorulmadı. Ben bunu soru olarak beklerim. Geçmiş yıllarda çıkan soru vardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında yetim kalan çocukların bakımını yapmak amacıyla kurulan kuruluş hangisidir? Darül Eytam'dı. Bak o 5. Mehmet Reşat döneminde. Arkadaşlarım bu Abdülaziz döneminde Darüşşafaka. Ama aynı tür kuruluşları ÖSYM farklı seçeneklere koymuyor. İçlerinden bir tanesini koyuyor. Peki Darül Muallimat. Bak Muallimat. Bak Mat. Matmazel Fransızca. Bak
Ne? Kız öğretmen okulu. Değil mi? Kız öğretmen okulu. Ya da kızlar saçını at kuyruğu yapıyor demiştik. Bak, Darül Muallimat. Sonunda at var. Peki. Mecelle. Arkadaşlar, mecelle şeriata dayalı medeni kanun. Ahmet Cevdet Paşa başkanlığındaki komisyon tarafından bu dönemde hazırlanmaya başlanıyor. Bak, 2. Abdülhamit döneminde eklemeler falan da var. Daha iyice teşkilatlı bir biçimde uygulanacak. Memleket sandıkları. Bak, Ziraat Bankası'nın temeli olan memleket sandıkları Abdülaziz döneminde Mithat Paşa önderliğinde kuruluyor. İlk posta pulu bastırılıyor arkadaşlarım ve Süveyş kanalı açılıyor. 1869'da Süveyş kanalı açılıyor. Şimdi size ilginç bir şey anlatayım. Arkadaşlarım, Abdülaziz Avrupa'ya seyahat eden ilk padişah değil mi? Fransa'ya gittiği zaman arkadaşlar 3. Napolyon tarafından bir sergiye davet ediliyor. Ve kaynakların yazdığını aktarıyorum arkadaşlarım size. 3. Napolyon bunu sergiye davet edince Napolyon'un eşi var, Prenses Eugen. Abdülaziz ile Eugen'in o arkadaşlarım sergi sırasında göz göze çok geldiği belirtilir. Hatta Mavi Oda mı ne öyle bir kitapta arkadaşlarım bunlar da anlatılmakta. Bir enstitü tarafından da bu olay kabul edilmiş zaten. Bu olayın gerçekliği falan var denilmekte. Neyse arkadaşlarım, bunlar göz göze geliyorlar. Etkileşimleri falan oluyor deniliyor. Ve Abdülaziz Süveyş kanalı 1869'da onun döneminde açılıyor ya. Süveyş kanalının açılışına birçok ülkenin liderini davet ediyor. Ve Fransa kralı 3. Napolyon gelmiyor da eşi Eugen geliyor. Ama eşi Eugen direkt Mısır'a geçmiyor. Geliyor İstanbul'da biraz dinleniyor, ondan sonra Mısır'a geçiyor. Ve İstanbul'a geldiği zaman Abdülaziz onu misafir ediyor arkadaşlarım. Ve hatta aralarında arkadaşlarım bir aşkın oluşmaya başladığı falan söylenir. Yine kaynakların iddiasıdır. Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan buna Eugen'e diyor ki senin kocan yok mu? Senin ne işin var diyor. Git memleketine diyor. Benim oğlumun yakasından düş falan diyor. Bu arkadaşlarım Prens Eugen İstanbul'a geldiğinde yanında arkadaşlarım aşçısını da getirmiş. Abdülaziz'in de aşçısı var. Bunlar baş başa yemek yiyecekler. İki aşçı baş başa verip bir şeyler yapıyorlar. Tabii Prens Eugen'in aşçısı Prens Eugen beşamel sosu çok sevdiği için arkadaşlarım beşamel soslu bir şeyler yapıyor. O süreçte Abdülaziz'in de baş aşçısı patlıcan közlemiş arkadaşlarım. O beşamel sosun tadına bakıyor, çok beğeniyor. Patlıcan üzerine beşamel sosu döküyor. Üzerine de et koyuyor. Götürüp bunlara sunuyorlar arkadaşlarım. Hükümdar bunu çok beğendiğinden dolayı o yemeğin adı da Hünkar Beğendi olarak kalıyor. Ve Prens Eugen Süveyş kanalının açılışına gidiyor. Geri dönüşünde arkadaşlarım eşiyle birlikte sürgüne gönderiliyor. Abdülaziz de ne yazık ki bilekleri kesik bir şekilde odasında ölü bulunuyor. Yani arkadaşlarım bayağı kargaşa dolu süreçlerde yaşanıyor. Evet kardeşlerim. Ama şunu söylemedim. Evet kardeşlerim dedim ama. Şimdi Sergi-i Umumi Osmani arkadaşlarım. Tarım ve sanayi ürünlerinin tanıtıldığı ilk sergi. Bu da 1863'te yine Abdülaziz döneminde açılmış. Şimdi gönül rahatlığıyla evet diyebilirim. Evet kardeşlerim. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde 2. Abdülhamit dönemi ıslahatlarıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Lütfen bunlara iyi çalışın. Güzelce tekrar yapın. Dediğim gibi A4 kağıdına ıslahatları sırasıyla yazın ve onun üzerinden direkt çalışın. Uzun uzadıya yazmıyoruz, kısa kısa yazıyoruz arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Bir sonraki derste görüşürüz.